Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Var. Hemen derhal var. Çünkü Türkiye elden gidiyor. Türkiye elden gidiyor. Kesin var. Kesin var. Kesin var. Kesinlikle bugün dahil var. Bir an önce gitmesi lazım. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı birçok ilçenin kesişme noktası olan Cevizlibağ semtinde yapıyoruz. Cevizlibağ demografik olarak Zeytinburnu ilçesine bağlı. Ancak burada tramvay, otobüs, metro tak noktası olduğundan dolayı birçok ilçede ikamet eden insanlar buradan geçiyor. Biz de bilerek buraya geldik. İstanbul'un ortalaması burada çıkar. Vatandaşlarımıza sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne söyleyecekler. Videomuzu izledikten sonra henüz bugüne kadar kanalımıza abone olmamışsanız lütfen sadece abone ol butonunu tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Akabinde zilinizi açtıktan sonra videomuza like atarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Hemen olsun. Lütfen. Vardır, çok vardır. Hemen olsun. Bence yok. Var. Var. İhtiyaç var. İhtiyaç var. Yok. Yok. Bilmem onun da Allah bilir. Yok abi. Yok. Herkes düşünmeye vakit. Yoktur. Yoktur. Ya şu an için var. Tabii ki var. Ama yani gerçekten hani bir aday göremiyoruz. Aday göremediğimiz için de o yüzden de biraz kararsız için açtık. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Var. Hemen derhal var. Çünkü Türkiye elden gidiyor. Türkiye elden gidiyor. Bunu herkes bilsin. Bu uyuyan bir çeyreğe satılan İşte artık ne diyeyim, artık diyecek bir şey değil. Ben hem Alevi dedesiyim, hem Seyidim, hem tarihi yazarım. Ben ülkeyi bir geziyorum. Tabii ben kendi. Bak 4. kuşaktan Seyit Rıza'nın torunu. Mehmet Tezel. Siz yazdınız mı değil mi? Tabii benim kendi kitabım, kendi tarihim. Bugüne kadar bana fırsat vermedi. Dedenizin kitabı yazmak bile. Dedenin kitabı. Var. Şu an için hemen hazır olmalı. Evet, istiyorum. Yok. Yok. Çoktan var. Çoktan geç var. Bile kaldı. Ya var tabii ki abi ama değişecekse yani, anladın mı? Hemen yapılsın. Var abi şu anda ya. Hemen olsun. Hemen olsun. Tamam. Abi vallahi var. Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim sizce? Kesin var. Kesin hemen var. Olsun. Kesin var. Tamam. Şimdi biraz evvelki arkadaş mesela diyor ki MHP'liyim diyor. Tamam, güzel, gayet güzel. Ama bugünkü hükümetin ortağı. Hiçbir şeyden memnun değil ama hükümetin ortağı. Niye veriyorsun? Niye veriyorsun o zaman reyini, değil mi ya, değil mi? Abi var artık. Hemen olsun diyorsun. Hemen olsun. Yani bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Oy verdiğiniz parti hükümetin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi. Erken seçime şu anda ihtiyaç var. İhtiyaç var. Var. Tabii. Yok. AK Parti'nin ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Kesinlikle vardır şu anda. Hemen. Hemen. Halk olarak insanlar gerçekten çok zor durumda. İnsanlar açlık sınırında. Evet, bir çözüm olur diyorsun. Tabii efendim. Kesinlikle. Var. Hemen olsun. Aynen. Yok. Zamanında olsun. Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı zaten seçim yanaştı 2023'te. Evet. Zamanında olsun diyorsunuz. Zamanında bence var. Geç bile kaldı tabii ki. Geç bile kaldı. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var tabii ki. Hemen olsun. Var tabii. Hemen olsun. Abi tabii ki de var ya. Hemen var. Hani 2023'e kadar ekonomik olarak yani euro 20 lira olmazsa iyidir. İyi. Şu anda yok. Memleketin. Evet. Bence var. Hemen var. Vallahi bana sorarsan hem var hem yok diyorum. Hem var hem yok. 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 Erken seçime ihtiyaç var. Hemen olsun. Neden olsun? Evet. Bakın artık sistem tıkanmış. Yoruldu, sistem yoruldu. Değişiklik şart. Erken seçime bence ihtiyaç yok. Seçim olmuş olsa bir sürü masraf olacak. Yazık günahtır yani, bu ülkenin ekonomisine yazık günah. Tamam. Ülkemizin şu an erken bir seçime ihtiyacı yok. Şu an çünkü şu olay şu. 2023 hani 100 yılın bitişidir. Cumhuriyetin zamanında, her şey zamanında ve yerinde olsun. Bence yok. Yok. Şu anda ben görmüyorum, yok. Yok. Ülkenin erken seçime ihtiyacı yok. Şu an yok bence. Yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Evet olsun. Niye oy vermiyorsun kimseye? Nasıl biri, hangisi başa çıkıyor kendini düşünüyor. Tamam. Bence yok. Yok. Şu an var gibi gözüküyor. Var gibi gözüküyor. Yok şu an. Yok. Bence var. Sizce var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Yok. Yok. Var. Hemen olsun. Var. Var. Şu an için yok diye düşünüyorum. Yok diye düşünüyorsunuz. Evet. Çok ihtiyaç var. Gereğinden fazla. Acilen yapılmalı. Tamam. Hayır, kesinlikle yoktur. ve olmayacaktır ve tekrar da AK Parti'ye güçlenerek gelecektir. Var gibi. Var gibi. Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Kesinlikle var. Tamam. Hayır, yoktur. Yoktur. Son soru. Yok. Yok. Şu an hiç böyle bir şey diyorum. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Abi acilen var. Acilen var. Şu an Türkiye'de metrobüse biniyorum, yerli yok. Tramvaya biniyorum, yerli yok. Bunları mı çalışıyoruz, kendimize mi çalışıyoruz? Hiç bilmiyorum abi. Yok, şu anda içindeki konu. Bence şu anlık yok. Çünkü daha gidecek biraz daha yol var. Ondan sonra tam bir değişiklik olması gerekiyor. Şimdilik değil, evet. Şu anda mevcut göçmen krizine göre, enflasyona göre, işsizliğe göre, halkın alım gücünün çok düşük olmasına göre kesinlikle ve kesinlikle şu anda erken seçime bir ihtiyaç var. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Oyumu yırtarım. Neden? Kimseye vermem. Neden? Yırtarım. Öyle. O zaman oy yok, boş oy. Aynen. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Seçim çoktan gerekiyor. Çoktan gerekiyor. Evet. Yok. Yok. Her şey yerinde. Tamam. Var. Var. Olduğunu düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Şu anda düşünmüyorum. Yok. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Kesinlikle var yani. Kesinlikle var. Yani çünkü şimdi bizim Kur'an çalışmalarımız var. Hani ben ilahiyat mezunuyum. Bir insan mesela bir şeye talip olur. Atıyorum ben şu sizin kanalınızı yönetmeye 1-2 sene yönettim. 1-2 sene sonra bu sürece azizlik denir. Bir sonraki süreç melikliktir. Allah kendisini hem melik olarak tanımlar hem aziz olur. Ama bir sonraki üst kademesi firavunluktur. Firavunla insanlar ne tevhidle ne marufla anlaşamaz. İlginç bir benzetme yaptınız. İlki bakın, birinci aşama azizliktir, Allah azizdir. İlk 5 yıl diyelim, ilk 5 yıl azizliktir. Azizlik, ikinci yıl melikliktir, Allah buna da cevaz veriyor, kendisini de melik olarak zaten tanımlıyor. Melikle, tevhidle anlaşabilirim ama marufla anlaşamayabilirim. Şu an Tayyip Erdoğan resmen. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle. Bence çok kısa zamanda var. Hemen var. Hemen var. Yok şu anda. Şu an yok. Şu an yok. Şu anda vardır. Şu anda vardır. Erken seçime ihtiyacı var. Çünkü bu işler çay dağıtmakla olmaz. İlk önce... Ne olur? Çay için rahatlayın, ne güzel bir şey işte. Ya o çayla olmaz işte. Kahve versin. Kahve de olmaz. İlk önce adalet gelmesi lazım. İlk önce adalet. Türkiye'de adalet olmazsa yani sistem çöker gider. Erken seçim olsun mu olmasın, onu sorun. Olsun. Seçim de kim gelirse gelsin. Ülkenin hiçbir şekilde hiçbir şey anlamda ne seçim sistemine inanıyorum, ne bu ülkenin de düzeleceğine inanıyorum. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var. Hemen. Ama kim gelirse gelsin yine hayırlısı gelsin ama bunu kadar yaptığı şerefsiz iş. Şu an erken seçime ihtiyaç yok çünkü ülkemizin durumu belli. Derhal var. Anında hiç beklemeden var. Var. Hemen olsun. Var. Var. Var şu anda. Hemen olsun. Var. Var. Yok. Yok. Şimdilik var tabi. İkamet hangi ilçeydi? Beylikdüzü. Beylikdüzü. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanıma vermem. Tamam, onu anladım. Vermem. Yani o bende kalsın. Daha önce verdiniz mi? Evet, daha önce verdim. Ama şu an artık yok, söylemek istemiyorum diyorsunuz. Kesinlikle ne vermem. Yani... Neden çok kızdınız efendim? En büyük hatası gerçi geleceğim oraya. Neden kızdınız AK Parti'ye? Bakın biz kendi Türkiye olarak kendi karnımızı doyuramıyoruz. Bizim halkımız dilenirken durmadan dışarıdan yok Afganlar, yok Suriyeli, yok öteki yok. Ya bizim ekmeğimiz bir kendimize yetmiyordu. Hangi ilçede ikamet ediyoruz efendim? Ben Avcılar Deniz Köşklerde ikamet ediyorum. Tamam. Ve orada ev fiyatları şu an 4000 liradan aşağı kira yok. Her yerde fırladı. Biz kirada kiracımı, ev sahibimiz kalkıyor bize diyor ki 4000 liradan aşağı verirseniz evimizi çıkarın diyor ve bizi mahkemeye veriyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanım çıksın, bir saraydan halkın gözüyle bir baksın bize. Bir baksın yani. Hayat pahalı, askeri ücretten çalışıyorum. Eşim yok ve biz rezil bir şekilde geçiniyoruz. Saraydan oturmasına benzemiyor bu. Bir kere kiranın dışında yağların, market fiyatları... Her şey enflasyon fırladı. Ya çalışma desen öylesine iş bulamıyorsun. Ev fırladı. Ekonomiyi sıfıra düştü. Yani daha da ne yapacak? Afgan geldi, Suriyeli geldi, geldi. Nereye kadar? Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Kesinlikle bugün dahil var. Bir an önce gitmesi lazım baştan. Şimdi ona gelelim. AK Parti'nin 20 yılda yaptığı en büyük 3 hata ve eksiklik nedir efendim? Sadece yollar yaptı, hastaneler yaptı. Başka ne yaptı? Ne yaptı sizce ne? Hiçbir şey yapmadı. Hayatımızı mahvetti. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Yarın sabahtan itibaren çıksınlar yola. Derhal olmalı. Derhal olmalı. Ya dakika başı, saat başı erken seçim olur. Hemen bugün. Hemen bugün. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.